Avukat Lidya Mete. Ben Avukat Sibel Kılıçtekin. Bugün de sizlerle Hukuki Gündem programımızda genel ve herkesin yapmak isteyebileceği bir hukuki prosedürden bahsedeceğiz. Ve genel ve kişiye sıkı surette bağlı bir haktan bahsedeceğiz. İsim değiştirme ve soyadı değişikliğine ilişkin bilgi vermek istiyoruz bugün sizlere. Nedir? Hukukumuzda ne gibi prosedürlerle bu işlemi yapabiliyoruz? Düzenlemeler neler var bu konuya ilişkin? Bunlardan size kısaca bilgi vereceğiz. Senin de belirttiğin gibi kişiye sıkı surette bağlı olan haklardan birisi kişinin kimliği ve toplumda bilindiği ismi, soy ismi. Medeni kanun burada isim ve soyadı değiştirme davasında ancak haklı bir sebebin varlığı durumunda kişilerin bir defaya mahsus olarak değiştirebileceğini öngörmüş. Çünkü kişiler doğumla beraber isim ve soy isimlerini aldıkları zaman veya ilerleyen dönemlerde kendi soy isimleriyle anılmak istemeyebilirler. Kendilerince gülünç olduğunu düşünüyor olabilirler. Onlar da herhangi bir travmayı çağrıştırıyor olabilir. Kötü tanınan bir şahsın ismiyle de özdeşleştirilmiş olabilir. İsim benzerliği sebebiyle. Bunun gibi birçok ve kanunda sınırları sayılmamış dosyasına göre, konusuna göre, kişinin kendi ad veya soyadına göre yaşayabileceği haklı sebebine mahkemece bakılarak değiştirme hakkı kişilere verilmiş. Evet, en önemli aslında kimliklerimizden bir tanesi adımız, soyadımız. Bunun için de haklı bir neden derken aslında kanun koyucu da zaten ya da uygulamadaki olan şey gerçekten şu şu gibi kişiye özel bir şeyi tanımlayabilmek ve kanunda belirtebilmek çok zor aslında düşünecek olursak da mantıken. Daha subjektif nedenlerle olabilecek her türlü nedenle alakalı. Dinsel, dilsel olabilir, yazımsal olabilir. Çünkü sadece isim değişikliği düzeltmelerini de kapsayabileceği bir şey. İleride biraz sonra bundan da bahsedeceğiz. Aynı prosedürler biraz farklı ama neticeleri aynı doğuran kesinlikle bir işlem olarak da. Özellikle yetkili mahkemesi nereden yapabilir? İnsanlar bunu doğrudan kendileri de yapabilir. Ama yine her zamanki dediğimiz gibi her bir hukuki işlemin geri dönüşümü olmayacak nedenlerle maruz kalmamak için yine de uzmanından birisiyle bu işlemleri yürütmeleri faydalı olacak. Kanunda aslında isim değiştirme, soy isim değişikliğine ilişkin kendi ikametgahlarının bulunduğu adliyelerden, mahkemelerden bu işlemleri yapabilirler. Özel bir delil şeklinde bahsedelim. Delil veya belge de aslında çoğu zaman aranmıyor. Sadece haklı sebebin varlığını ispat onu hususunda. Açalım istersen ya da. Haklı sebebin varlığı hususunda özel bir belge gerekiyorsa veya burada toplumda bilindiği, tanındığı ismi gerçekte başka bir ünvan ise ve bunu sadece tanıklarla ispatlayabilecekse. Bazen bir karmaşaya sebebiyet veriyorsa. İsimde farklı diğer cins algılanmasına sebebiyet olabilecek bazen öyle isimler olabiliyor. Onlarda da yine bunları belgelerle de ispatlayabilirler. Kişi bayandır, bey diye hitap ediliyordur. Tüm yazışmalarda bir karmaşaya sebep oluyordur. Bu da kişi için bir haklı sebep. Sadece oradaki kriterlerden birisi maddi hata veya basit bir nüfus memur hatası olabilir. Değiştirme, harf değişikliği birazcık daha farklı, daha basit bir prosedür olacak. Ama isim değiştirme veya soy isim değiştirme davasında kişilerin bir kez ekleme çıkarmada dahi bir kezlik bir hakları olduğu için bu hakkını kullanmak isteyen kişilerin de gerçekten toplumda bilindikleri, bilinmek istedikleri isim ve ünvanla, soy isimle bu hakkını kullanmaları gerekecek. Hatta şöyle somut bir olayla da karşılaşmıştık hatırlarsan. İsim değişikliği talep eden bir kişi bir kez bu hakkını kullanmış. Aradan da bir iki yıl geçmiş. Ben vazgeçtim, ben bu ismi de istemiyorum. Mümkün değil artık. Evet. Çünkü bu hakkını kullanırken gerçekten ciddi olarak düşünüp kararını verip bu hakkını yasalarda tanınan ve haklı sebebi varken ikinci kere iki yıl sonra ben vazgeçtim artık burada maalesef ilk kararını
taşıyacak yaşamı süresince. Özellikle belli bir yaşta da çocukların ilişkin yani velayet altında olanların anne babaların koyduğu sonradan değiştirdikleri isimler de oluyor. Ama onların evet. haklarını aslında önüne geçmiş oluyorlar. Daha sonradan kişi kendine şey talep ederse, isteyecek olursa isim değişikliğine gidemeyecek. Veya aynen. daha olgun ve bilinçli bir yaşta isim değişikliğine nedeniyle, haklı nedeniyle kişinin kendisi bulup uygulamasını uygulatmak, düzeltmeleri ya da ekletmeleri, çıkartmaları dediğimiz gibi daha mantıklı ve yerinde. Onu o zamanı aslında, tanımaları gerekiyor ailelerin. Birden fazla isim olanların da aslında çok şikayetçi olduğu, ailelerin fazladan koyduğu isimler hani hem birden fazla ama kişinin kendisine sadece tek isme de dönüşmeyi çok istediği, soyadı değişikliğinde bile aynı şekilde hani karşılaşabiliyoruz. Kesinlikle. Hatta somut yine yaşanan dava konularından biri babasını soy ismini taşımak istemeyen bir kız çocuğu. Ve bunun da kötü konuları çağrıştırdığından sebeple yine soy ismini değiştirerek başka bir soy isim kullanmak istemişti. Bu da yine kişinin artık ergin olan bireyin kendi kararı ve bunun kendisine yaşattığı travmayı mahkemede ispatlayarak yine kişi bu hakkını kullanmıştı. O yüzden zaten yasa bu travmayı ya da haklı sebebi sınırlamamış. Mahkemede her bir dosyada da ayrı ayrı ele almayı ve kişiler için bu hakkın kullanılmasında geniş kapsamlı tutmuş. Özellikleriyle beraber senin de belirttiğin gibi bir defalık değiştirilebilecek bir hak olduğu için burada da hukuki bir destekle ilerlemeleri ve ön bilgiyle ilerlemeleri kendi daha yaşamları için olacak. Daha sağlıklı olacak. Çünkü bu davada da aslında hasım olarak karşı taraf şöyle gösteriliyor, nüfus dairesi gösteriliyor. Bazıları anne babalarını gösteriyor. temel yanlışlık olan şey. Halbuki esas olunması gereken nüfus idaresine karşı açılan bir dava. Davalı kısmının nüfus idaresi belirtilmesi gerekiyor dilekçelerde. Bu arada seri yargılamayla da ilerleyecek ve evet. çok hızlı sonuca ulaşılabilecek bir davada bu tür maddi bir hata sebebiyle de uzayabiliyor. Uzayabiliyor maalesef ki. Yoksa ilk birkaç celsede aslında evrakların toparlanmasıyla tamamlanması mümkün olan bir dava türü uygulamada. Özellikle de tanık delilinden de biraz bahsedelim istersen. Aslında esas olan bu davalarda haklı sebebi oluşturan şeylerde tanık dinletmeleri gerekiyor. Evet. Çünkü kişinin aslında toplumda tanındığı, bilindiği ünvanı, ismiyle olabilir. Mi? Aile bireyi olabilir, akraba olabilir, arkadaş çevresi, iş çevresi, komşusu. Kendisini toplumda taşıyan, tanıyan, gerçek ünvanı tanıyan kişiler de gelebilir. Karışıklığa sebebiyet verdiğine şahit olan kişiler de tanık olarak dinlenebilir. Ya da biz bu kişiyi bu isimle biliyoruz. Diyebilirler. Ona göre de yine kendi konularına göre bunu belirleyecekler. Evet, bunun en önemli sonuçlarından bir tanesini zaten belirttik. Özellikle de erkek eş soyadını da değiştirdiğinde o kısma da belirtelim istersen. Soyadı değişikliklerinde çünkü evlilik birliği içerisinde olan soy ismi değişikliğinde eşin ve çocukların da soyadı aynı şekilde değişmiş oluyor. Otomatik olarak uygulamadaki işlemlerle sıraya girebilecek ve basit müdahalelerle aynı şekilde değiştirilmiş. Aynen ama burada tabii medeni halleri, doğum yerleri veya nüfusa kayıtlı olduğu yerlerde herhangi bir değişiklik yok. Sadece soyadı hanesi aile bireylerinin tamamını etkileyecek bir sonuç oluşturacak. Peki bunlara karşı itiraz ya da dava yolu var mı? Ondan da bahsedelim mi? Birisi mesela iyi niyetli olmayarak da olabilir. Biliyorsun. Bu değişiklikten zarar gören bir kişi. Bu değişikliği öğrendiği tarihten itibaren bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde isim ve soyadı değişikliği kararının kaldırılması için dava açabilir. Burada işte öğrenme tarihi değişikliği, kişinin öğrenme tarihi önem arz edecek. Aslında gazetelerde ilan da söz konusu oluyor. İlan da var ama mahkeme. Yine haberdar olamadım kısmı işte o kısmı da mahkemede tartışacağız. İspata konu tartışılacak ama bunu gerçekten zararı gerçekten doğmuş ve oluşmuş objektif bir şekilde de menfaati zedelenmiş kişilerin bunlara karşı hak talebi var. Özellikle medyatik
kişilerin daha çok denk geldiğimiz tanınmışlıklardan faydalanılarak özellikle akrabalarının ya da basit bir şekilde isim değişikliklerine olduğu hak ihlallerine sebebiyet verildiği durumlar bu gibi de olabiliyor. Bugünkü bu programımızı istersen sonlandıralım. Yine başka bir hukuki gündem programımızda Sibel ve Lidya ile hukuki gündem programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.